Merhaba, ben Bob Bay. Şu anda Seattle'dayım. Çok güzel bir gün ve sizinle büyük tarih projesi hakkında konuşacağım için çok heyecanlıyım. Büyük tarih videolarından tanıdığınız David Christian'ın arkadaşıyım. Uzun yıllar onunla beraber birçok projede çalıştık. Büyük tarih projesinde de birlikte çalışıyor olacağız. Sizin gibi ben de David'in konuşmalarını, videolarını dinleyeceğim ve sizin gibi ben de birçok yeni şey öğreneceğim. Büyük tarih bana heyecan veriyor çünkü beni düşünmeye itiyor, beni yeni sorular sormam için cesaretlendiriyor. Evren ve dünya üzerine, benim bu düzen içindeki yerim üzerine beni tekrar düşündürüyor. Zaman zaman David beni sizinle konuşmam ve sizinle birlikte düşünmem için davet edecek. Örneğin David'in yaratılış hikayelerinden bahsettiği geçen videoyu ben çok sevdim. Aslına bakarsanız yaratılış hikayeleri benim yaşamımda önemli bir yer tutar. Anneannem bana küçükken hep bu hikayelerden anlatırdı. Çok güzellerdi. Ben de torunlarıma biraz daha büyüdüklerinde bu hikayeleri okuyacağım. Fakat David bize yaratılış hikayelerinin iyi birer masal olmaktan daha fazlasını yaptıklarını anlattı. Bunlar evrenin nasıl başladığıyla ve nasıl işlediğiyle ilgili iddialarda bulunuyorlar. İddia. Bu kelimeyi hiç kullanır mısınız? Biz tarihçiler ve bilim insanları iddia kelimesini sorulara cevap vermek, beyanlarda bulunmak, dünyanın düzeniyle ilgili önerilerde bulunmak ve sorunlarımızı çözmek için kullanırız. İddia her gün kullandığımız bir kelime olmayabilir. Ama aslında her gün iddialarda bulunursunuz. Etrafınız iddialarla çevrilidir. Her gün iddialarla karşılaşırsınız. Örneğin, bir arkadaşınız hafta sonu grip olduğunu ve bu sebeple sizi arayamadığını söyleyebilir. Bu bir iddia. Bir blogda sevdiğiniz müzik grubunun dağılacağını okuduğunuzda bu blog yazarının bir iddiasıdır. Ailenize eve geç gelme sebebinizin şarjı biten telefonunuzdaki saate bakamamanız olduğunu söylediğinizde bir iddiada bulunmuş olursunuz. Sorumuz şu, hangi iddialara inanmamız, hangi iddiaları görmezden gelmemiz ve hangi iddiaları daha fazla araştırmamız gerektiğini nereden bileceğiz? Örneğin, arkadaşınız hafta sonu hasta olmuştum dediğinde hemen inanır mısınız? Sevdiğiniz grubun dağılacağını yazan bloğa güvenip arkadaşınızla, arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? Peki ya aileniz? Geç gelme sebebinizin şarjı biten telefonunuz olduğuna hemen inanırlar mı? Büyük tarih dersinde sizden iddialar hakkında sorular sormanızı isteyeceğiz. Böylece insanların nasıl iddialar ürettiklerini ve hangi durumlarda onlara güvenebileceğimizi anlamamızı sağlayacağız. İddialarda güven kademesi bu videoda göreceğimiz önemli bir sorgulama çeşidi. İddialara neye göre güvenip onları nasıl değerlendireceğimiz sorusuna cevap arayalım. Şimdi gündelik yaşamdan bir örnek düşünelim beraber. Diyelim ki sen ve ben yeni bir restoran bakıyoruz. Büyük tarih kafesi hakkında çok güzel şeyler duyduk. Egzotik yemekler var, tüm dünya mutfağı hatta tüm evrenden yemekler var diyelim. Ayrıca porsiyonlar da çok doyurucu. Fakat giderken yolda kaybolduk. İyi haber, yolu bilen biri bize doğru yaklaşıyor. Onu durdurup soruyoruz. Büyük tarih kafesine nasıl gidebileceğimizi biliyor musun acaba? Diyor ki evet, köşeden sağa dönün ve büyük marketi geçin. Biraz daha gittikten sonra kafe solunuzda kalacak. Kadının tarifine göre ilerlemeye koyuluyoruz. Ama sonra birdenbire duruyoruz. Şunu soruyoruz. Ona güveniyor muyuz? Gerçekten yolu biliyor mu? İçimizden doğru söylediğini düşünüp söylediğini yapalım dedik ama sonra durup bir kontrol etmemiz gerektiği kanaatine vardık. Kadına tekrar dönüp, affedersin, büyük tarih kafesine daha önce hiç gittin mi acaba, nerede olduğunu biliyor musun diyoruz. Kadın da bize tabii ki orası benim en sevdiğim yerdir, oraya yıllardır giderim diyor. Bu içimizi rahatlatıyor, artık bu konuda güvenilir görünüyor. Oraya son birkaç yıldır gidiyormuş. Böylece büyük tarih kafesine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Sonra durup, bir saniye, büyük tarih kafesi yeni bir kafe. Henüz geçen sene açıldı, oraya yıllardır gidiyor olamaz. Burada bir yanlışlık var, kulağa mantıklı gelmiyor diyoruz. Buna inanamıyoruz. Neyse ki ikimizde de cep telefonu var ve telefonlarımızda haritalar var yani. Hemen onları çıkarıyoruz ve diyoruz ki o halde büyük tarih kafesine bir de haritadan bakalım. Biliyoruz ki bu harita programları zaman zaman hata yapabiliyorlar. Bu sebeple diyoruz ki
İkimiz de kendi telefonlarımızdan haritaya bakalım ve sonra karşılaştıralım. Telefonlarımızdan bakıyoruz ve iyi haber, iki harita programı da aynı yeri gösteriyor. Ayrıca fark ediyoruz ki kadın bize yanlış yolu tarif etmiş. Kadının tarif ettiği yerde küçük tarih kafesi diye bir yer varmış. Büyük tarih kafesi öteki yönde, 5 sokak ötede yer alıyormuş. Artık kendimizden eminiz çünkü elimizde kanıt var. Bu şekilde kanıdı elde etmiş olduk. Yani ne yaptık? 2 farklı kaynaktan teyit ettik. Artık elimizdeki yol tarifi doğru. Bu basit bir hikayeydi. Sonunda kafeye ulaşmayı başardık. Fakat burada önemli olan iddiaları test ettiğimiz 4 farklı yöntemi bu hikayeyle gösterebilmekti. Bunlar nelerdir? İddianın bize nasıl hissettirdiğine bakarız. His derken iç sesten bahsediyorum. Kadının bize doğru tarif verdiğini hissetmemiz gibi. Ayrıca otoriteye bakarız. Otorite, güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiyi kabullendiğimizde olur. Sonra mantık kullanırız, mantık. İddiaları test etmek için aklımızı kullanırız yani. Tüm bunlar anlamlı geliyor mu diye düşünürüz. Ayrıca iddiaları kanıtlar kullanarak da test ederiz. Yani dünyadaki mevcut bilgileri toplamaktan bahsediyorum. Bu arada kanıt ilgi çekici bir kelimedir. Çünkü İngilizcesi, İngilizce'deki bariz kelimesinden gelir. Yani bir şeyi görebilmek anlamına gelir. Bu görebildiğimiz bir şey ve bu hikayede ikimiz farklı kaynaklardan bunu görebildik. Bu yüzden kanıtlarımıza güveniyorduk. Tabii ki büyük tarih hakkında insanların ortaya attıkları iddiaları da öğrenmenizi ve anlamanızı istiyoruz. Bunlar insanoğlu olarak oluşturabildiğimiz en önemli ve en iyi iddialar. Ama sizden bundan fazlasını yapmanızı bekliyoruz. Sizden insanların iyi sorular sorduğunda bunu da fark edebiliyor olmanızı istiyoruz. Sizden diğer insanların iddialarını, hissiyatlarını, otoriteyi, en önemlisi de mantığı ve kanıtları kullanarak değerlendirme yapmanızı istiyoruz. İddiaları test edebilmenizi, güvenilir olup olmadıklarını anlayabilmenizi, görmezden gelmenin ya da yeni sorular sorarak daha fazla incelemenin gerekli olup olmadığına karar verebilmenizi istiyoruz. Bunları neden istiyoruz? Çünkü büyük tarihte işler tam olarak böyle işliyor. Büyük tarihi çalıştıran motor işte bu. Sizin gibi insanlar başkalarının iddialarını test etmeye ve sorular sormaya, yeni sorular sorup yeni kanıtlar bulmaya ve bunu ileriye taşıyıp kolektif öğrenmeye dönüştürmeye başladılar. Yeri gelmişken şunu merak ediyorum. Benim kendim hakkında yaptığım iddialara inandınız mı? Aslında size çok fazla bir şey söylememiştim. Bob Bain olduğumu, David Christian'ın arkadaşı olduğumu söyledim ama kendim hakkında pek bir şey anlatmadım. İçinizdeki ses size galiba bu adama güvenebilirim diyor mu? Ya da sadece bu videoda olduğum için beni bu iddialarla ilgili bir otorite olarak kabul ettiniz mi? Mantığınız size adamın söylediği hikaye mantıklı görünüyor. İnandırıcı çünkü çok mantıklı dedi mi? Ya da internette araştırma yapıp benim aslında Ann Arbor'daki Michigan Üniversitesi'nde tarih ve eğitim profesörü olduğumu ve bundan önceki 26 yılda lisede tarih öğretmeni olduğumu buldunuz mu? İddialarıma inanmanızı isterim ama tabii ki buna karar veren siz olmalısınız.